Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere COVID-19'da hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonları önlemek için yapılması gereken ve uyulması gereken kurallardan bahsedeceğiz. Öncelikle COVID-19 nedir? Nasıl salgına dönüşür? Bu konuda okulumuz iş yeri hekimimiz Dr. Aydın Geçer bu konuyla ilgili size bilgilendirme yapacak. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar, iyi günler. Aslında hastalığı COVID-19 bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi bizde de büyük kayıplara sebep olmakta. Bunun önüne geçilebilmesi basit bir takım kurallara bağlı. Biz gençler olaraktan ve özellikle okulumuzda uymanızı istediğimiz bir takım kurallar var. Bunların başında her zaman televizyonlarda ve görsel basında bahsedilen maske takılması, hijyene uyulması ve mesafenin korunmasına dikkat etmek zorundayız. Okulumuza başlandığında yaş gereği tabii ki mesafelerde bir takım zorluklar çekilecektir. Fakat buraya gelmiş belli bir puan almış bireylerin özellikle dikkat edeceğine eminiz. Bunu hep birlikte yeneceğiz. Bu yüzden maskelerimizi okula takaraktan gelmek zorundayız. Serviste gelen ya da servis harici gelenler özellikle okula girerken zaten ateşleri ölçülecek, ellerine dezenfektan sıkılacak ve onlar da teneffüs ve diğer aralarda el dezenfektanına dikkat edecekler ve kendi aralarında mesafeyi korumaya çalışacaklar. Bununla ilgili okulumuzda bütün önlemler alınmış olup fakat bunların uygulaması tabii ki sizlere bağlı. Bu dönemi ne kadar hasarsız geçirirsek, ne kadar birbirimizi korur ve kollarsak güzel bir şekilde bu öğretim yılında bitireceğimize eminim. Burada bütün sağlıkla ilgili alınan tedbirlerde hemşirenin size gerekli açıklamaları yapacak. Bu okuldaki girişteki otomatik ateş ölçerden ve gün içerisindeki sınıflarınızdaki uygulamalardan ve günlük dezenfektanlarınızdan hepsinden kendisi bahsedecek. Buyurun hemşirem. Şimdi arkadaşlar, okula girişlerde ateş ölçerler ateşinizi ölçecek. Daha sonrasında hijyen paspaslarına basarak okul içine giriş yapacaksınız. Tüm sınıflarda, her iki binada da tüm sınıflarda dezenfektan makineleri, sensörlü dezenfektan makineleri bulunmaktadır. Bunun dışında kantin ve kafeteryada sosyal mesafeye dikkat ederek oturulacaktır. Sınıflarda da sosyal mesafeye uygun düzenlemeye göre oturulacaktır. Özellikle kişisel eşyaların arkadaşlarınızla alışverişinin yapılmaması önemlidir. Maske takımı önemlidir. Maskenizi ıslandığı, nemlendiği ya da yırtıldığı durumlarda değiştirme pozisyonunuz vardır. Okulumuzda maskelerimiz mevcuttur. Sınıf içlerindeki dezenfektanlar her şekilde sizin kullanımınıza açıktır. Ortak kullanım alanlarında da dezenfektan makineleri bulunmaktadır. Okula giriş bölümlerinde hijyen paspasları vardır. Bunların görsel olarak nasıl uygulandığı da size ayrıyetten gösterilecektir. En önemlisi el temizliğinize, hijyeninize dikkat etmeniz. Maskenizi sürekli elinizle bir yerlere dokunduktan sonra maskeye dokunmamaya dikkat etmeniz. Dokunduğunuz takdirde ellerinizi dezenfekte etmeniz ya da yıkamanız. Bunlar önemli konulardır. Bunun dışında sınıflarda özellikle yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman inşallah sınıflarda teneffüsler sonrası ULV cihazı dediğimiz insan sağlığına hiçbir zararı olmayan biyosidal ürün hipoklorit solüsyonla sisleme yöntemiyle sınıfların sterilizasyonu sağlanacaktır. Özellikle teneffüslerde arkadaşlar olarak yakın temasta bulunmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Maskelerin
koridorlarda ve sınıflarda belli olan yerlerdeki tıbbi atık kutularına atılması gerekmektedir. Bunlar size zaten her şekilde gösterilecektir. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Evden çıkmadan önce ateşinizi kontrol ederek herhangi bir rahatsızlık hissettiğinizde veya ateşinizin yüksekliğini fark ettiğinizde okula gelmeyeceksiniz. Bununla ilgili olarak okul hemşiresine bilgi vererek idareyi haberdar edeceksiniz. Teneffüslerde de ve sınıflarda ortak kullanım alanlarında bulunan tüm afişleri inceleyerek, okuyarak bu konuda da bilgi edinebilirsiniz. Servislerle gelen öğrenciler için özellikle inerken ve binerken belli yüzeylere dokunmamaya, temas etmemeye dikkat etmeniz, arkadaşlarınızla sosyal mesafeyi koruyarak inip binmeniz önemlidir. Bu dönemde mevsimsel grip ile birlikte COVID de benzeştiği için bir takım semptomlara dikkat etmemiz gerekmekte. Sadece burun akıntısı, ses değişikliği hemen bizim COVID olduğumuzu göstermemektedir. Özellikle okulumuzda hemşire hanım ve sağlık kuruluşlarından alacağınız destekle bunu geçiştirme ya da ayrımını yapma zorunluluğumuz mevcuttur. COVID, hepimizin bildiği gibi yüksek ateş, baş ağrısı, tat ve kokuda kayıp, aşırı derecede eklem ve kol bacak ağrısı, bunun yanı sıra ishal belirtileri ağırlık kazanmaktadır. Eğer kronik bir hastalığınız var ise, bu astım olabilir, şeker olabilir ya da herhangi bir dolaşım ya da kalp hastalığı olabilir. Eğer gerekli tedbirler alınmamış ise, burada başvurunuzda size yapmanız gerekenler belirtilecektir. Tüm bu uyarı ve kuralları uyguladığımızda hem kendi sağlığımızı hem de toplumsal sağlığımızı korumaya hassasiyet göstermenizi sizlerden bekliyoruz ve bunları sizden rica ediyoruz. Merhaba çocuklar, okula geldiğiniz zaman okul girişlerinde ateşinizi ölçen ateş ölçerle önce ateşiniz ölçülecek. Ateşim, hoş geldiniz. Okula girerken hijyen paspasları önce ıslak kesime basıyoruz, daha sonra kuru kesime basarak da okulun içine giriyoruz. Kantin ve kafeteryada bulunan, her yerde bulunan dezenfektanları, su ve sabuna ulaşamadığınız yerlerde gayet elinizi hijyen sağlamak için kullanabilirsiniz. Afişlerinize de bakarak uyulması gereken tüm kurallara uymanızı rica ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, sınıf içinde gördüğünüz gibi bütün sınıflarda, okuldaki bütün sınıflarda dezenfektan solüsyonumuz var. Sensörlü bir şekilde ellerinizi burada dezenfekte edebilirsiniz. Daha sonrasında eğer maskenizde aşırı nemlenme, terleme ve yırtılma gibi şeyler olduğunda maskenizi ipinizden tutaraktan bu şekilde çıkarıp ve daha sonrasında tıbbi atık kutumuza bu şekilde atarak imha etmiş oluyoruz. Ve sonra tekrar yeniden bir maske alarak bu şekilde maskemizi yenileyebiliriz. Ve bir kere daha şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle maske kullanırken kontamine olduğu için maskenizi bu şekilde sürekli ellemeyin. Ellediğiniz takdirde de ellerinizi yıkayıp dezenfekte etmeyi de unutmayın. Sevgili arkadaşlar, tekrar hatırlatmak istiyorum. Okulda olduğunuz süre içerisinde çantanızda hijyenik kişisel malzemeleriniz olarak dezenfektan, solüsyon, ıslak mendil ve maskenizi bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar, tekrar sınıf içindeki oturma düzeniniz olarak hatırlatmak istiyorum. Mesafe vererek, sosyal mesafeye dikkat ederek bir kişi boşluk bırakarak o şekilde sınıflarda oturacaksınız ve herkes sürekli oturduğu yerde aynı şekilde oturma pozisyonunu koruması gerekliliğini de hatırlatmak isterim.
Evet çocuklar, bu okulun girişinde de yine hijyen paspaslarımız var. Islak ve kuru bölge olarak o şekilde tekrar okula giriş yapıyorsunuz. Evet, bu okulun bahçe kapısından girişinde de yine ıslak hijyen paspaslar. Burası ıslak bölge, kuru bölge ve bu şekilde de tekrar okul binasına giriş yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ULV cihazı özellikle sınıflarda ve tüm koridorlarda, trabzanlarda, okul içindeki tüm her yerde dezenfekte etmek amacıyla kullanılan sisleme yönteminin aletidir. Ve bunun içinde hipokloröz dediğimiz hiçbir şekilde insana ve hiçbir canlıya zarar vermeyen solüsyon kullanılmaktadır. Şimdi bunun uygulamasını göreceğiz. Onu da öğrenmiş olun. İçinde mümkün olduğunca ellerimizi yıkayarak temizlemeyi, su ve sabuna ulaşamadığımız yerlerde de her türlü okulun her yerinde bulunan dezenfektanlarla elimizi temizlemeyi kural haline getirmeliyiz. Elimizi de en az 20 saniye, 30 saniye sürecek şekilde parmak araları, baş parmak ve tüm bu şekilde 20-30 saniye yıkayacak şekilde bol su ve sabunla yıkayarak el hijyenimizi kuruladıktan sonra tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu konudaki sorularınızı, görüşlerinizi bana mail yoluyla atarsanız biz de size Doktor Aydın Bey ile beraber geri dönüş yapacağız. Bu konudaki sizin de görüşlerinizi ve öğrenmek istediklerinizi bilmek istiyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Size sağlıklı günler diliyorum. Ve tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı bir öğretim yılı dileğiyle. İyi günler.